İki kuruşluk yorumun. Öncelikle Türkiye ekonomisi hissedilir oranda bir kriz halinde değildi. Ciddi yapısal problemlerin olduğu doğru ama anlık olarak baktığımızda bir ekonomik kriz yok. Enflasyon kriz demek değildir. Ne zaman fiyatlar arttıysa, ardından maaşlar da arttı. Gerçek hissedilen enflasyon resmi enflasyondan fazlaydı, tamam. Reel olarak son birkaç yılda kayıplar yaşanmış da olabilir ama bunlar çok büyük kayıplar değildi. Veri ortada. İstihdam pandemiden bu yana sürekli artıyordu. İhracat gayri safi yurt içi hasıla oranı da trend olarak artıyordu. İşsizlik oranımız kıyaslanabilir ülkelere göre yüksek, tamam, ama artmıyor, hatta düşüyordu. A Haber'in abarttığı gibi Almanları falan kıskandırmıyorduk belki ama şimdilik bir krizde de değildik. Alım gücü azalanlar, asgari ücretlilerden ziyade, sürekli enflasyonun altında maaş zammı alan akademisyen, doktor, öğretmen, özel sektörde yönetici gibi beyaz yakalılar oldu. Vergi yükü de ÖTV üzerinden bu gruba yüklendi. Çoğu ücret, yukarıdan asgari ücrete doğru yakınsıyordu. Dolayısıyla biz eğitimliler gerçek bir gerileme yaşıyoruz ama Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni bunu bizim kadar hissetmiyordu. Yani bizim çevrede toplumun genelini maaşları eriyen beyaz yakalıların çoğu zaten AKP'ye oy vermiyor. Ama maaşları fazla erimeyen dar gelirliler AKP'ye oy vermeye devam etti haliyle. Ekonomik sıkıntılar düşük maaş zammı, artan kiralar metropollerde daha çok hissedildi. Metropollerden de Kemal Kılıçdaroğlu çıktı zaten. Yansıtmayan bir sefalet, yoksulluk, işsizlik, öldük, bittik algısı vardı. Haritada sarı olan bölgeler zaten yüksek kiralardan, hayat pahalılığından, artan dövizden görece daha az etkilendi. Oradan da Erdoğan çıktı. Tencere hala iktidar götürebilir tabii ama tencere boş değildi ve kullandıkları şu retorik bence çok önemliydi. Ekonomide biraz sıkıntı olduğu doğrudur ama ekonomi bu, iner, çıkar. Zaten kısmen pandemi dış güçler yüzünden. Hallederiz, daha önce çözdük, yine çözeriz. Ama iktidarı bu hainlere, teröristlere kaybedersek bir daha geri alamayız. Tam ters rolleri düşünün, abartarak demokratik bir parti 20 yıldır iktidarda olsa ve son birkaç yılda biraz ekonomik sıkıntı yaşamış ama batmamış olsak. Oyumuzu alıp koşa koşa başka partiye mi verirdik? Hayır, iktidarımızı sürdürmek için yine aynı partiye verirdik. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni gerçekten soğan için iktidarı vermedi, orta vadede büyük bedeller ödemek zorunda kalabilir, orası ayrı, bu bağlamda biz artık doktor dövüyoruz söylemi çok açıklayıcı. Eski rejimin ittiği kalktı, dışladığı bir kitle gücü eline geçirdi ve kaybetmek istemiyor, son kertede sandık siyaseti talepleri olan grupları sahiplenme matematiğidir. Adalet ve Kalkınma Partisi eski rejimin yabancılaştırdığı muhafazakar kesimi topluca sahiplendi. YRP, aşı karşıtları ve nafaka mağdurlarını sahiplendi, %3 oy aldı. ZP yabancı karşıtlarını sahiplendi, %2,2 oy aldı. Seçim sürecinde ekonomik muhaliflerin sürekli terse düştüğünü izledik. Düşük faiz, genişleyici para ve maliye politikası özünde halkçı politikalardır. Ekonominin gerilediği yavaşladığı zamanlarda kısa vadede yapılacak şey toplam talebi arttırmaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yapıyordu. Hesapta sol kanatta top koşturan ekonomistlerin önemli bir bölümü, ekonomi bir bilimdir şiarıyla yüksek faiz, fiyat istikrarı ve merkez bankası bağımsızlığını, yani neoliberal kemer sıkma politikalarını savundu. Sırf muhalefet olsun diye AK Parti'nin doğrularına bile yanlış dediler. Merkez bankası bağımsızlığı ve fiyat istikrarı, sömürülen halkların bir kazanımı falan değil, sermaye kesiminin bir dayatması ve kazanımıdır. AK Parti'nin seçmeni, küçük esnafı, kobisi gerizekalı falan değil, yüksek faizin ne sonuçlar doğuracağını biliyor. Muhalefet bu konuda terse düştü. Adalet ve Kalkınma Partisi neoliberal mi? Mikropolitikalarda öyle, özelleştirme, sendikaların etkisizleştirilmesi, kurumlar vergisinin düşürülmesi vesaire. Neoliberal politikalar. Ama makroekonomide öyle değil. Bağımlı Merkez Bankası, düşük faiz, KK benzeri devlet müdahaleleri neoliberal politikalar değil. Seçim sürecinde yapısal adaletsizlikler var. YSK kararları, TRT, taraflı basın, yargı vesaire bunların hepsiyle mücadele ederiz, bu ayrı. Yani bence muhalefet seçim sürecini yanlış analiz etti ve yanlış bir kampanya yürüttü, kazansaydı doğru diyecektik muhtemelen, sonradan konuşmak kolay. Türkiye'de merkez sağ ve sol birbirine karışmış durumda. Bu neoliberal paradigmanın ve sermayenin bir başarısı. Biz halkız ne yazık ki popülizmden şikayet edecek değiliz. Fakat diğer yandan orta vade için yapısal sorunlar büyüyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Rezervler tükendi. Dövizi yeterli bir süre istediğiniz bir seviyede tutabilirsiniz belki ama sonsuza kadar değil. Adalet ve Kalkınma Partisi günü kurtardı ama seçmeninin ileride pişman olma ihtimali yüksek, sonuç olarak çoğumuz yanıldık. Ben de yanıldım. Anket şirketleri yanıldı. Birçok profesyonel siyasetçi yanıldı. Neticede ben, seçim ekonomisi siyasetine pek inanmıyorum. Kemal Bey kazansaydı, sadece RT'ye gitmiş olacak ve biraz nefes alacaktık. Kısa vadede amacımız buydu belki ama şimdi hep birlikte başka şeyleri konuşmalıyız. Tümüyle olan bitenin haklı olduğunu düşünmesem de, böyle bir analizi haklı buluyorum.